Canım arkadaşlar, her gün genelde bir acı haberle başlıyoruz ama bu sefer acı demeyelim ama çok üzüntü verici bir haber. Arkasından da bir sevindirici haber de var. Üzüntü verici haber şu: dün mecliste sağlık çalışanları ile ilgili bir kanun tasarısı görüşülüyor. 5. madde geçmiş. 5. maddede komisyondan geçiyor, yani kanunlaşmadı. Hükümet diyor ki kanun hükmünde kararname ile görevden uzaklaştırılanlar sadece devlette değil özel sağlık kurumlarında da görev alamazlar. Muhterem arkadaşlarım, yani hukuksuzluğu bundan daha açık bir şekilde kanunlaştıran bir davranış herhalde dünyada eşine rastlanmayan bir davranış. Hükümetin her kararı yargı denetimine açık olmak mecburiyetindedir ve açıktır. Anayasaya göre de parlamentonun aldığı her karar Anayasa Mahkemesi'nin denetimine açıktır. Siz, hükümet, ben falanca adamları sevmiyorum, sinirime dokunuyor. Adamlar arada sırada öyle laflar ediyor ki ben rahatsızlık duyuyorum, onun için bir kararnameyle bunları görevden uzaklaştırdım diyecek ve bu şahıslar özel kurumlarda bile görev alamayacak. Bizi endişeye sevk eden tek kişinin yönetimindeki endişemizi şimdi daha da ileriye gitti. Tek partinin yönetimi istikrar olacak diye biraz sonra geleceğe keyfi davranmayı marifet zannedecek. Benim dediğim kanundur. Karşı çıkarsan suçlusun. Suçlu ne demek? Hainsin. Bu mantığı bu hükümet değiştirmeden, Sayın Cumhurbaşkanı değiştirmeden Türkiye'de hiçbir iş yapılamaz. Hukuk devletin temelidir. Adalete güven tesis etmek hükümetin bir numaralı vazifesidir. Adaleti tesis etmek ise hükümetin kendisinin adalete saygı göstermesiyle başlar. Kendisi göstermeyecek, her yaptığı iş, aldığı karar layüsel olacak. Tartışmaya açık olmayacak. Kendisini sadece devletle değil, vatanla da bütünleştirecek. Kendisine karşı yapılan bir tenkidi, kendisinin yaptığı bir hatanın gündeme getirilmesini vatana ihanet gibi görecek. Bu dönem arkadaşlarım, bırakın demokrasiyi, hiçbir yerde, krallıklarda bile böyle bir hukuk anlayışı olmaz. En basit aritmetiktir bu. Bir kişinin aldığı karar hukukun üstünde olamaz. Bir kararname hukukun üstüne çıkamaz. Kararnameler, kararlar hukuk çerçevesinde yürürlüğe girebilir. Bu beni hakikaten üzdü. Daha da çok üzdüğüm nokta şu: hangi akılla meclisteki milletvekillerinin çoğunluğu buna evet diyor? Anladım. Bir kişi bu kanun teklifini getirebilir. Ama bu kadar milletvekili aklını nereye koydu ya? Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu cidden son zamanlarda meydana gelen hadiselerin nasıl yorumlanması gerektiğine açık bir delil. Ve başka bir şey daha söyleyeyim burada yalnız. Elbette buna karşı muhalefette bulunan bütün partiler tavır koydular. Şu medyaya bir bakın şimdi, havuz medyasına. Bunlar hepsi hain.
Esas hainliği siz yapıyorsunuz ya. Devleti hukuk devleti olmaktan çıkaran mı hain? Yoksa bunun karşısına çıkıp sen bunu yapamazsın diyen mi hain? Allah bize aklı selimi ihsan etsin. Muhterem arkadaşlarım, tabii bu arada da biraz önce söylemiştim, bizim ampute futbol dünya takımımız Dünya Kupası'nda ikinci oldu. Bu sevindirici bir haber. En azından belli kesimlerde insanlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Sporda olsun, başka dallarda olsun başarı elde ediyorlar. Elbette bunlar bizi gururlandırıyor. Ülkemizin dünyada tanınmasına vesile oluyor. En azından iyi bir taraftan da. Çünkü Türkiye'ye baktıkları zaman dışarısı Türkiye'yi hukuku rafa kaldırmış, diktayla yönetilen bir ülke olarak görüyor. Efendim onlar bizim hasmımız. Peki hasmınız da niye onlara stratejik müttefik diyorsunuz? Hasmınız da neden onlarla birlikte tek devlet olmak için gayret sarf ediyorsunuz? Bu çelişkiyi de anlamak mümkün değil. Onun için az da olsa arada sırada ülkemizi iyi olarak tanıtan bir haberin gündeme gelmesi bizi memnun ediyor. Tabii öbür taraftan da bir spor müsabakası esnasında Koray Şener isimli evladımız maçta hayatını kaybetti. Ona da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Tabii gençlerimiz de maçlara giden insanlarımız da biraz daha bu havaya kapılıp tehevvüre düşmemeliler. Evet, futbolu da bilmem diğer spor dallarını da biz takip ederiz ama sükunetle başarılı olan, daha iyi olan kazansız deriz. Ondan daha da ileriye gitmeyiz. Herkesin gönlünde bir takım yatar. Kendi takımı, tuttuğu takım kaybedince o da üzülür. Ama bu öbür tarafı düşman ilan etme tarzında tezahür etmemeli veya Allah saklasın heyecana gelip hayatını kaybetmesine vesile olmasın temenni ederiz. Tabii Türkiye'mizin şu anda en ciddi problemi ekonomik kriz. Gerçi krizi lügatlardan çıkaramadıkları için hala kullanılıyor. Biz bir kriz var diyoruz. Şu da anda iktidarda bulunan arkadaşlar da nereden çıktı bu diye sormaktan daha ileriye gidemiyor. Ancak şunu görüyoruz ki kriz, ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Eğer bu kriz olmasaydı Türkiye'nin önemli firmaları birbiri ardına konkordato ilan etmezdi. Yani konkordato ne demek? Ben aslında bakmadım. Alacaklarım, vereceklerimden fazla. Ancak alacaklarımı tahsil edemediğim için yoluma yürüyemiyorum. Bunun için alacaklarımı alamadığımdan dolayı borçlarımı da donduruyorum. Eğer bu kabul edilirse aslında bu iflas ertelemeden başka bir şey değil. Gene mahkemeler tarafından karara bağlanıyor. Ama Türkiye'de birçok firma aynı anda konkordato ilan etme noktasına geldiyse Türkiye'de bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Ekonomi zorda demektir. Bundan dolayı da hükümetlerin acilen bir takım tedbirler almaları icap eder. Bizim arkadaşlarımız Allah selamet versin tedbir alacaklarına kriz yok ki tedbir alalım diyorlar. Tabii biz de bunun üzerine özellikle enflasyon rakamlarını evet telefonla konuşan arkadaşlar dışarıda konuşursa memnun oluruz. Enflasyon rakamları önemli bir göstergedir kriz olup olmadığı konusunda. Eğer bu senenin geçmiş aylarına bir bakarsak Haziran'da enflasyon %15.39'du. Temmuz'da 15.85'e çıktı. Ağustos'ta 17.90'ı gördü.
Eylül'de 24.52 oldu. Ekim ayında da resmi rakamlar bunlar. 25,24'e yükseldi. Bu arkadaşlar iş başına geldikleri 2003 yılından beri en yüksek rakam. O zaman şikayet ediyorlardı gidişattan. Bugün ise kendileri o zaman kırılan rekorları neredeyse kırma noktasına geldiler. Ha kriz yoksa bunu bilemiyorum. Ancak şunu hemen söyleyeyim. TÜİK rakamlarıyla yerine göre TÜİK rakamlarını etkileyecek olan veriler nereden alınıyorsa bu noktalarda hükümet bir takım tedbirler almaya gidiyor. Yanlışlık yaparsa TÜİK başkanı da görevden alıyor. Çünkü yok derken nasıl var diyorsunuz diye. Aslında yabancı kaynaklara baktığımız zaman Türkiye'deki enflasyon bu sene %66,8 olarak gözüküyor. Ha onlar komplo kuruyor bize. Onun için onların rakamlarına itibar etmeyelim. Ama kendi rakamımıza geldiğimiz zaman o da %25'in üzerinde bir rakam. %25 çok büyük ve ciddi bir enflasyon rakamı. Yani ekonominin dengeleri bozuldu manasına geliyor. Bir istikrarsızlık var manasına geliyor. Halbuki başkanlık sistemine geçerken bizim önümüze konulan en önemli şey istikrardı. Başkanlık sistemi gelirse ülkeye istikrar gelecekti. Aslında biraz tersten bakarsak istikrar geldi sayılır. Çünkü enflasyon istikrarlı bir şekilde artıyor. İstikrar var orada. Her ay bir rekor kırıyor. Vergiler, zamlar istikrarlı bir şekilde artıyor. Sistem rayına oturdu. İşsizlik istikrarlı bir şekilde artıyor. Faiz ödemeleri katlanarak istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Çiftçi, esnaf istikrarlı bir şekilde batıyor. Emekli, memur istikrarlı bir şekilde yoksulluk sınırının altına doğru geriliyor. Hepsinde istikrar var. Ama istikrar demek sihirli bir kelime demek değildir. Müsbet istikamette de istikrar sağlanabilir. Menfi istikamette de. Bu hükümet maalesef enflasyonu da başka rakamları da öyle bir hale getirdi ki kendileri de şaşkın, bizi de şaşırtıyorlar. Zaten bundan dolayı da çarşıya pazara inerseniz, çarşıda pazarda enflasyonun ne olduğunu, rakamların nasıl yükseldiğini çok rahatlıkla görürsünüz. Ben geçen hafta da söyledim. Ben arada bir mutlaka evin alışverişini yapan, her şeyi alıp vermem ama genelde haftalık ihtiyaçlarımız neler olduğunu almaya çalışırım. Ben bunu görüyorum. Her seferinde ödediğim miktar bir hafta 10 gün bilmem bir ay öncesine nazaran ciddi manada artmış. Artıyor. Her gün bir zamla karşı karşıyayız. Ama işte enflasyonla mücadele etmesi gereken hükümet ise algı oluşturmakla meşgul. Sayın ekonomiden sorumlu olan, maliyeden sorumlu olan devlet başkanı, yardımcısı daha doğrusu bakan Sayın Albayrak geçenlerde bir rakam ortaya koydu. Dolar 8.50'den bu noktaya kadar gecikti, geriledi. Demek ki artık bir düzelme var. Ya biz bu ülkede de yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Bu ülkede miyiz, değil miyiz? Hiç gazetelere bakıp yiyor muyuz, bakmıyor muyuz? Aklıma o geldi. 8.50 ne zaman oldu dolar? 7'yi bile şöyle bir noktadan gördü, geri düştü. Yani bir algı operasyonu. Bak ne kadar vardı şimdi 5.40'lara indi diyebilmek için. Yani bunlar aslında kendilerinin yanlışlarını kendileri göstermeye başladılar. Öyle örnekler veriyorlar ki bu örnekler
onların yaptığı yanlışlara işaret ediyor. Onları çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Tabii bu şaşkınlığın içinde de bazen hadiseleri takdim ederken ne söylediklerini pek düşünmüyorlar gibi bir kanaat var bende. Çünkü geçenlerde Yozgat'ta Yozgat Milletvekili İktidar Partisi'nden milletvekili bir arkadaşımız şöyle bir ifade kullanmış. Yakın zamanda açılışını yapacağımız Yozgat Cezaevi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu. Güzel. 4000 kişinin yatacağı, 2700 personelin istihdam edileceği bacasız bir fabrika olarak cezaevini yakında açacağız. Allah akıl fikir versin ya. Hakikaten cezaevi inşaatını bir iftihar vesilesi olarak takdim eden dünyada ben hiçbir devlet adamı olduğunu düşünemiyorum. Varsa şaşkındır bunlar gibi. Cezaevi inşaatını işsizliği giderecek bir yatırım olarak görmekten daha büyük hamakat olmaz ya. Allah muhafaza etsin. Böyle bir kanaat nasıl meydana gelebilir? Bir milletvekili, milletvekili olmuş, milleti temsil ediyor. Bunu nasıl bir övünç vesilesi yapabilir? Ama bu da bir gerçek. Bu bacasız fabrika, TTIP'i kapalı ve açık cezaevi artık Türkiye'de mahkum edilenlerin adedi o kadar arttı ki çünkü istikrar geldi. İstikrar gelince ceza görenler istikrarlı bir şekilde artacak. Ve istikrarlı bir şekilde bütün hapishaneler dolacak. Şimdi nöbetleşe yatıyormuş birçok hapishanelerde insanlar. Bundan sonra nöbet kalkacak. Akşam yatacak, sabah uyanacak belki. Ama Sayın Milletvekili Yozgat'ta kapanan şeker fabrikasını dile getirmeyi unutuyor. Görmezden geliyor. Yozgat şeker fabrikası 275 milyon liraya sattılar şeker fabrikasını. 110 milyar liraya da ceza Yozgat cezaevini kuruyorlar. Aynı şekilde Kırşehir biraz daha onlardan dezavantajlı anlaşılan veya avantajlı. Niye? Çünkü Kırşehir şeker fabrikası 330 milyon liraya satılmış ama bugünkü hükümet Kırşehir'deki cezaevini 338 milyon lira para vererek kademesi dahil inşa etmiş. Tabii biraz kıskanmışlar anlaşılan. Bir yerdekine 110 milyon, öbür taraftakine 330 milyon. Üç misli, vay gidip hesap sormaları icap eder. Neden bizim oraya bu kadar küçük bir iş kuruyorsunuz diye. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bu mantık Türkiye'yi yönetemez. Bu mantık Türkiye'nin problemlerini çözemez. Fabrikayla cezaevi mantığını bile karıştıran cezaevlerinin artmasının aslında bir tehlike sinyali olduğunu görmedikçe bir hükümet Türkiye'yi düzeltmesi mümkün değil. Suç oranları artıyor. Evet, bir kalkışma yaşandı. Bu kalkışmadan dolayı da ceza görenlerin adedinde bir artış var. Ama ya bu Türkiye'nin cezaevi kapasitesini 3 misline çıkarmasını gerektirmemeli. Artan cezaevleriyle övünen dünyada kaç tane devlet var, hükümet var ben bilmiyorum. Ama öyle bir şaşkınlığın içine girdiler ki fabrika satmayı başarıp cezaevi açmayı yatırım zannediyorlar şimdi. Biz iktidardaki arkadaşları da bir noktada anlıyoruz. Çünkü 16 yıl boyunca doğru dürüst bir fabrika ve fabrika açılışını görmediler. Sadece buna benzer yatırımlarla uğraşıyorlar.
Bundan dolayı hangi sebeple olursa olsun bir yerde istihdam sağlayacak bir şey varsa onu başarıymış gibi takdim etme gafletine düşüyorlar. Bunu bu ülkenin kabullenmesi mümkün değil. Şu anda Türkiye'de inşa edilen cezaevi adedi 41. Bayağı epey bir istihdam sağlayacak bacasız fabrika bunların anlayışına göre. Bunlar aynı zamanda icra dairelerinin açılışını bile törenle yapıyor. Yeni bir şey var. İcra dairesi açıyoruz. İcra dairesi ne demek? Borcunu ödeyemediği için, vergisini zamanında tahsil edemediği için devletin bir adli mekanizma kuruluyor. Türkiye'yi bütün iş verenlerin cezası vergisini zamanında ödeyecek bir sistem oluşturacağına, ekonomiyi canlandıracağına, şimdi cezaları hızlandırabilmek için icra dairelerinin adedi aynen cezaevi gibi artırılıyor. Ve bunu da törenle açıyorlar. Alkışlamak lazım. Herhalde oraya gidenler alkışlıyordu. Arkasından da icra memurları kendi kapısını çaldığı zaman da vay canına diyorlardır. Diyeceklerdir en azından. Onun için çok açık ve net olarak söylüyoruz. Bizim üretim anlayışımızla bu arkadaşların üretim anlayışı, bizim yatırım anlayışımızla bu arkadaşların yatırım anlayışı örtüşmüyor. Biz fabrika, inovasyon, Ar-Ge, yüksek teknoloji, yapay zeka bunlardan bahsediyoruz. Türkiye bugünkü iktidar ise bizim bu söylediklerimizin hiç birisini anlamıyor, idrak etmiyor ne yazık ki. Tabii biraz daha öteye gidersek yine sosyal bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenci bursları ve kredileri. Şu anda hükümet bir takım öğrencilere destek veriyor, bunu kabul ediyoruz. Ama burs alamadıkları için krediye başvurmak mecburiyetinde kalan öğrenciler hayata atılıp bir iş bulamadıkları için borçlarını ödeyemez duruma düşüyorlar. Hatta iş bulanlar bile eğer asgari ücret seviyesinde bir maaşla çalışıyorlarsa yine borçlarını ödeyemiyorlar. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı bunları bedavacılığa alışmayın diyor. Tamam da kendi alın terleriyle iş kurup çalışmak isteyenlere siz bu imkanı sağlamazsanız nasıl geçinecek bu insanlar? Nasıl hayatlarını idame ettirecekler? İş bulamayan, geçimini sağlayamayan bir insana diyorsunuz ki siz okurken öğrenci olarak gelip bankalardan kredi aldınız. Şimdi biz bu kredinin vadeleri geldiğinde borç taksitlerini ödemezseniz tepenize bileceğiz. İnsaf ya! Bu ülkede iş bulma ortamını hükümetler hazırlar. Fertler böyle bir ortam varsa teşebbüste bulunur. Onlar da işsizliğin giderilmesi için katkı sağlarlar. Ama sorumluluk onlarda değil. Esas sorumluluk iktidarın ta kendisindedir. İşsizliği siz 3,5 milyon seviyesine çıkaracaksınız. Ayda 400-500 lira para vererek işsizlik talep, ben işsizim, iş arıyorum dememeleri için de 1,5 milyon insanı tehdit altında tutacaksınız. İş bile arayamayacaklar ve siz arkasından diyeceksiniz ki tembelliğe alışmayın. Eğer burada bir yanlışlık varsa bu yanlışlık doğrudan doğruya hükümetin yanlış politikalarında yatar. Özellikle ekonomik politikalarında yatar. Bugün bedavacılığa alışanlar kimlerdir? Eğer şöyle bir yoklarsak, devletten ihale kovalayanlar yandaşlar mı? Devletten iş bulmak için çaba sarf eden şahıslar mı? Bunlara bir bakmak lazım. Partililer mi? Bankomatik memurluğu yapanlar mı? Hiç işi de gitmediği kadrolardan maaş alanlar mı? Bugün Türkiye'de 279 bin gencimiz
öğrenim kredilerini ödeyemediği için icralık durumda. Demin söylediğim icra kurumları da bunların yakasına yakında yapışacaklar. Kimse bunlara bedavacılık yapıyor bu öğrencilere deme hakkına sahip değil. Eğitim ve öğretim hakkını iktidarlar temin ederler. Muhterem arkadaşlarım, biraz da kısaca yurt dışına bakarsak son olarak dış politikada bir takım önemli gelişmeler meydana geldi. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump iş başına geldikten sonra kendinden önceki başkanın İran'la ilgili yapmış olduğu anlaşmaları, hatta hava kirliliği, çevre kirliliği ile ilgili anlaşmaları, ekonomik konularda yapılan bütün anlaşmaları elinin tersiyle iteledi. Ben bunlara uymayacağım dedi. Hemen şunu söyleyeyim. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde kısmi senato seçimi, aynı zamanda da milletvekili seçimi yapıldı. Bazı valiler değişti. Amerika Temsilciler Meclisi'nde iktidar çoğunluğu kaybetti. Artık Trump'ın karşısında çoğunlukta bulunan bir muhalefet partisi var. Bundan sonra Trump'ın borusu kendi istediği şekilde ötmeyecek. Çünkü hem senatoda hem de mecliste hakimdi iktidar partisi. Ancak aklı selim sahibi olanlar yerine göre Trump'ın getirdiği her kanuna evet demediler. Ama bundan sonra denmeyeceği kesin. Ha, bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şekilde aldığı kararlar ne olacak? Onu zaman bize gösterecek. Çünkü Amerika'nın İran'a karşı yapılan anlaşmayı yok sayıp ambargo uygulamaya gitmesi zaten uluslararası hukuka aykırıdır. Teamüllere aykırıdır. Kendisini Amerika dünyanın efendisi görmekten, jandarması görmekten vazgeçmelidir. Dünyaya yeniden kendi menfaatlerini gözetecek bir sistem kurma sevdasını bırakmalıdır. Ancak hala buradan vazgeçmiyorlar. Ancak İran'la yapılan bu ambargo konusunda Türkiye'ye şimdilik 6 aylık geçici bir süre muafiyet geldi. Yani biz bu ambargodan dolayı İran'dan petrol ve gaz almaya devam edeceğiz. Zaten gazın önünü de kesemiyorlar. Ama 6 ay sonra ne olur onu da göreceğiz. Amerika hangi kararı alırsa alsın, Avrupa ise bunun karşısında hayır, biz Amerika'yla birlikte hareket etmeyeceğiz diyor. Türkiye'de de maalesef bazen öyle ifadeler oluyor ki vay canına ya, ne olduğunun farkında bile değiller. Biz de bekliyoruz, basından öğreneceğiz diyor bazı yetkililer. O da bizi şaşırttı. Hükümetler haberi basından almaz. Basına haber verirler onlar. Bundan dolayı o da bizi ne yazık ki şaşırtmıştı. Ümit ederiz ki Türkiye dış politikası bundan sonra daha istikrarlı bir baza oturur. Tabii bizi sevindiren bir husus ama Türkiye'de gündeme pek gelmedi. Bu sene 3 Kasım'da Antalya'da yapılan D8 toplantısı oldu. Biz bunu önemsiyoruz. D8'leri önemsiyoruz. Aslında D8'ler dediğimiz ki ekonomik konularda bu 8 ülkenin bir araya gelip ekonomi sahasında adım atmalarını öngören bir anlaşma. Şimdi bunların içine tabii Dışişleri Bakanları seviyesinde katılanlar var. Biz bundan memnuniyet duyuyoruz ama bazı yerlerde büyükelçiler, hatta biraz daha ileriye gidip büyükelçilik müsteşarları seviyesinde katılımlar da olmuş. Halbuki Türkiye D8'lerin kurucu ülkesidir. D8'lerin canlılık kazanması Türkiye'nin üzerine başkalarından daha büyük mecburiyet, mesuliyet getirmektedir. Ama bugüne kadar D8'lerle ilgili ciddi bir çalışmanın yapıldığına hiç şahit olmadık. 16 yıldır iktidarda bulunan arkadaşlar D8'lerle ilgili iktidara geldikleri dönemden bugüne kadar hangi sahada adım attılar? Ticaretimizi, işbirliğimizi geliştirmeye çalıştım. Sıfıra sıfır, elde var sıfır.
Siz şimdi hiçbir şey yapmayacaksınız. Toplantı yapmayı da marifet zannedeceksiniz. Zaten hükümetin en önemli özelliklerinden birisi çok sık toplantı yapmak, toplantılara katılmak, toplantılardan sonra beyanat vermek, sonra oturup köşeye üzerimize düşen vazifeleri biz bir hakkın yerine getirdik demek. Muhterem arkadaşlarım, problemler böyle çözülmez. Türkiye'nin her sahada problemi var. Dış politikada ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Ekonomide çok ciddi problemlerimiz var. Hukuk rafa kaldırılmış vaziyette. Bir istikrarsızlık var. Maalesef insanlar hep endişe içindeler. Endişe içinde bulunan insanların göstereceği tavır iki tane. Bir kısmı korkuyor, sesini çıkaramıyor. Niye? Başıma bir bela gelir diye. Adaletten korkmuyor, hükümetten korkuyor, icradan korkuyor. Kanun hükmünde kararnamenin içinde kendi adının geçeceğinden korkuyor. Suçlu olduğu için değil. Suçlu olsa mahkemeye verir, cezasını görmesini isterler. Ellerinde delil yok, suç yok. Suç olmayınca ben seni attım. Sen artık Türkiye vatandaşı bile sayılmazsın. Git başınca hangi taşa istiyorsan oraya vur diyorlar. Böyle bir mantık olur mu? Bir kısmı da korkmuyor. Açıkça söylüyor, bunlar da hain ilan ediliyorlar. Ya bu terör devleti manasına gelir. Böyle bir mantık olur mu? Allah yar ve yardımcımız olsun. Ezan da okundu. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ümit var olmamız gerektiğine inandığımı bir defa daha tekrarlamak istiyorum. Herkes bilsin ki Türkiye'nin bugün içine sürüklendiği problemlerden kurtuluşu için bir çare var. Çare, çok net söylüyorum, Saadet Partisi, Saadet Partisi'nin politikalarıdır. Milletimiz bunu görecek, görüyor, görmeye başladı. Bundan dolayı da biz ümit varız. Geleceğe ümitle bakıyoruz, ümitle çalışıyoruz. Önümüzdeki seçimlerin de bu sebeple çok önemli olduğuna, hükümet değişmeyecek ama hükümete, iktidara verilecek bir nota mahiyetinde olacağına inanıyoruz. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Varsa sorusu olan mutat olarak var. Evet, buyur. Yani olsun. Ya çok başarılılar dediğim gibi, yani söz üretmekte başarılılar. Onu gidip refah seviyesinin artmadığını et alamayan, artık gramla et alan, yani gidip 50 gram, 100 gram et almak mecburiyetinde kalan insanlara sorun. Bakayım onların refah seviyesi yükseldiği için mi 100 gram et alma ihtiyacını duyuyor? El insaf. İşte dediğim gibi, siz gerçekleri görmezseniz düzeltemezsiniz problemleri. Her ülke problemle karşı karşıya kalır ama problemi çözümün ilk adımı hatayı doğru teşhis etmekte yatar. Doğru teşhiste bulunamazsınız, çözüm üretemezsiniz. Bu arkadaşlarımız da böyle bir maalesef hastalığa duçar oldular, rahatsızlığa duçar oldular. Evet. Nasıl? Amerikalı İçişleri Bakanlığı 3 PKK'nın lider kadrosundaki 3 isim için baştan ödül koydu. Bunu da nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi muhterem arkadaşlarım, birinci soru Sayıştay raporuydu. Şimdi herhalde dün gece bir açıklama olmuş. Efendim Sayıştay Başkan Yardımcısı kendisi istifa etmiş diye. Tabii yani ya istifa edecek yahut istifa ettirilecek veya görevden alınacak. Ya bu tabii bir şey. Yani o da kendisinden endişe ettiği için böyle bir şey yapıyor. Tabii aslında Sayıştay raporu, ben oraya temas etmedim ama önemli bir rapor. Ayrıntılara giriyor. Bundan dolayı da hükümet ısrarla bu ayrıntıları göstermekten kaçınıyor.
Sayıştay raporunda neler var? İşte bakılmış 63 100 kilometre yolda 63 liralık mazot yakılmış. Yasalara aykırı görevlendirmeler olmuş. Bir belediye Tayland'da teknik gezi düzenlemiş. Allah Allah, ben ona şaşırdım. Yani Hong Kong'a gitseler anlardım belki de, Tayland'a niye gittiler? Veya Afrika'nın bir ülkesinde de en azından yani safariyi göreceğiz derlerdi. Mantıklı olurdu. Onu da bilmiyorum. Kimler gitmiş? Teknik adamlar mı? Teknik gezi. Yoksa belediye meclis üyeleri mi? Yani partililer mi gitmiş? Bir metre hortuma 78 lira ödemişler. Hortumlama vardı ya, şimdi bu fiilen gerçekleşti. Yani hortumlama tabiri değiştirdi. Şimdi hortum buluyorlar. Evvela kıymetli hortum olması için biraz fazla yüksek kaliteli bir şey oluyor. Oyuncağı bile 33 kuruşmuş oyuncak, 60 lira ödemişler. Bunlar meydana çıkınca tabii biraz yeri yerinden oynadı. Yeri yerinden oynamaması için bayağı bir gayret gösteriyorlar. Esas itibariyle Sayıştay'ı devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. İşte bildiğiniz gibi bazı fonlar oluşturuldu. Bu fonları Sayıştay denetlemeyecek. Kim denetleyecek? Kendilerinin tayin edecekleri denetçiler. Bu ne demektir? Sakın ha hatalarımı görme manasına gelir. Hatasını görecek denetçileri de herhalde hükümet atamaz. Öbür konuyu, yani bu konuda ben ciddi bir şey araştırma yapmadım. Onun için de bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Önümüzdeki haftaya aslında tabii yapılacak, dışarıyla ilgili yapılacak epey değerlendirmeler var. Ben dışarıdaki alınan kararlardan çok Türkiye'nin kendisinin tavrını önemsiyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Bugünkü sıkıntılarımızdan en kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip etsin diyorum. Allah'a emanet olun.